adlı videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bundan önce Kaval Box ile ilgili bir video yapmıştım. Onun da çekiliş yapmıştık. O sonuçlandı vesaire. Şimdi özümüze döndüm. Türk bir şirkete döndük. O da Woohoo Box. Woohoo Box da aynı sistemde çalışıyor. Bu kutunun içinde ne çıkacağı belli değil. Woohoo Box hakkında daha fazla detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıya linkini atacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Ben kendileriyle görüştüm. Onlar aslında bana bundan önce bir kutu yolladılar. Yanılmıyorsam aralı kutusuydu. Onu da bu videonun son kısmını ekleyeceğim. Çünkü daha güncelden, daha eskiye doğru gideyim istedim. Ama işte kargo gecikti. İşte ben hastalandım, çekim yapamadım vesaire, kar yağdı falan derken o gecikti. Ve onların da onlar da bana dediler ki hani bir sıkıntım var falan filan, anlattım durumu, dedim hastayım, çekim yapamıyorum. Onlar dediler ki o zaman biz de yeni bu ayki kutumuzu yollayalım, hani öyle halledelim dediler. Ben de seve seve kabul ettim tabii ki. Onlar da bana yeni kutuyu yolladılar. Yanılmıyorsam bu Ocak ayı kutusu. Yine geç kaldım. Ocak ayı kutusu. Yine bir çekiliş yapacağız ve onlar size bu içinden ne çıkacağı belli olmayan kutulardan bir adet hediye edecekler. Geçen sefer de beni hediye yağmuruna tutmuşlardı. Bu sefer de yine bana bir sürü değil, iki tane sürpriz yollamışlar. Bir kere gerçekten benim bugüne kadar hani iş yaptığım şirketler arasında en tatlı, en cana yakın ve aynı zamanda en profesyonel olan ekip. O yüzden ayrıca kendilerine teşekkür etmek istiyorum. O kadar şekerler ki yani sürekli işi oluruna getirebilmek için sürekli yeni fikirlerle, tekliflerle gelmeleri, çok sevecen olmaları, sürekli beni hediyelerle şımartmaları aşık ettirdiler beni kendilerine. Bu seferde de yine bir hediye yağmuruna tuttular beni. Çok şekerler. İki tane hediye yollamışlar bana. Kutunudan ayrıca. Bir tanesi şöyle bir... Ha bu arada hediyelere baktım ama kutuya bakmadım. Çünkü ayrı paketlilerdi zaten. Şöyle bir kutu çıktı. Kutuyu bir açtım ki bardak. Sonra bardağa baktım ki EXO. EXO kupası yollamışlar bana. Zaten bundan önce kutuda da aynı şey demişlerdi bana, hani sizin sevebileceğinizi düşündüğümüz hediyeler koyduk diye. Bir de B2B çantası yollamışlar. Çok şekerler. Öleceğim. Woohoo Box'ı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Çok tatlılar. Şimdi de kutuya geçelim. Kutuyu açmadım. Daha doğrusu annem şöyle bu ne diye böyle bir aç dedim. Açma. Açma. Sonra merakım kalmayacak. O yüzden şimdi sizinle beraber açıyorum. Woohoo Box'ımızı açıyorum. Umarım içinden bir şey dökmem. Ocak kutusu. İçinde kupa, kalem, küpe, not kartı, silgi, kalemlik, post-it, lip balm, kablo sarıcı, telefon aksesuarı varmış. Şimdi inciklemeye başlayalım. Teker teker açıyorum. Bu not kartı. Evet, günlük not kartları diye. Şöyle açayım bakalım. Ay çok şeker. Baykuşlu baykuşlu. Ay bunlar hep gizemlik. Geçen sefer de gizem için böyle baykuş baykuş şeyler çıkmıştı. Çok tatlı. Böyle arkalarında da şöyle. Ay çok şeker. Bayıldım. Bayıldım. Günlük kartlar, günlük notlar tutman için, yavru baykuşlar ise günlük duygularını ifade etmek için sana yardımcı olacak. Her günün birbirinden güzel geçsin. Teşekkür ederim Woohoo Box, senin de. Çünkü çok tatlısınız o yüzden. Koyamadım, sonra koyacağım. Bu otobüs. Aa bu Koreli. Koreçe yazıyor.
Kavaks, Made in Korea. Happy Basmin, Sticky Memos, Post-it, yapışkanlı not şeysi. Not tutma şeysi. Çok tatlı. Çok şeker ya. Ay. Bu ne? Makaron lip balm. Special for dry lips. Makaron şeklinde dudak şeyse. Kuru dudaklar için. Ay yesim geldi. Ay canım makaron çekti valla. Ay, ay çok tatlı. Ay çok güzel kokuyor. Şeftali, çile. Ne bu? Bir şey kokuyor mu? Güzelmiş. Ben bunu kullanırım. Ay kapatamadım. Ha burada yeri varmış. Tamam. Çok tatlı. Bu ne? Kulaklıklar. Konuşamadım. Kulaklık sarıcı bu. Bu var ya, dünyanın en kullanışlı şeyi falan olabilir. Ben şunlardan bulamadığım için veya bulduğumda da çok pahalı oldukları için ona göre kulaklık. Ben şöyle bir kulaklık kullanıyorum. Onu göstereyim size. Şöyle bir kulaklık kullanıyorum. Bu böyle kulağa takılan yerleri böyle birbirine pıt pıt oluyor. O yüzden kulaklığı sardıktan sonra kapatabiliyorum. Öyle duruyor, o yüzden karışmıyor. Ama yani bundan önce kaç tane kulaklık mefta ettim Allah bilir. Ay çok güzelmiş. Deneyelim. Böyle yapıyoruz değil mi? Böyle. Elim alıştı. Bunu da burasında yeri var. Bunu da buradan geçirdik mi? Bunu da böyle kapattık mı? Karışıyor mu? Karışmıyor. Vallahi süper. Nur. Şansım. Abi hayatımda gördüm en tatlı. Hayatımda gördüm en tatlı. Bu neydi bu? Silgi mi? Evet, muz silgi. Allah'ım öleceğim. Çok tatlı değil mi? Şansım. Dün de Şansım'ın doğum günüydü. Tam üstüne denk geldi. 11 Şubat. Yeah. Anahtarlıklı telefon süsü. Evet. Bomba telefon aksesuarı anahtarlı. Bu yumuşak şeylerden. Çok güzel. Bir şey düştü ama ne düştü Allah bilir, bilemiyorum. Başka kalem. Burası çok güzel bir şey koktu. Bilmiyorum. Ne koktu ama. Allah çok tatlı. Sheep pilot kalem. Oo pilot kalem. Yazmıyor. Oo bak kaleminiz yazmıyor. Yazıyormuş. Özür dilerim. Yazıyormuş. Woohoo accessories. Accessories. Küpe. Oreo küpe. Oreo. Oreo. Çok tatlı. Çok güzel. Ters koyayım ki ama.
Kupa. Ben bu arada kupa çok kullanıyorum. Çünkü ben çok kahveci bir insanım. Gerçi artık genelde Deal Cafe Dream sağ olsun aşkım Deal Cafe. Deal Cafe'nin kendi bardaklarını kullanıyorum artık son zamanlarda ama bazen hala kupa kullandığım oluyor. O yüzden kupa hediye almaktan çok hoşlanıyorum. Bu da çok tatlıymış. Şöyle. Pizza girl. Evet canım, o benim. Sağ ol Wuhu'cum. Ve sonuncu galiba bu. Evet. Bu ne? Kalemlik. Lovely Box kalemlik. Bu? Çin mi? Japon mu? Bu? Çin. 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 Tamam. Çince ile Japonya canı arasındaki farkı hemen kafada algılayıp. Oo güzelmiş. Şöyle. Hatta yeni kalemimizi içine koyalım. Şöyle. Lastiği var. Oo güzelmiş ha. Rengi de tatlı. Bu kadar mı? Bitti mi? Ve bonus olarak herkesin sevgilisi bunu böyle tek tek yapıyorlar ya. Çıldırıyorum ben. Onu böyle tek tek yapanlara. Çünkü ben eğlenmiyorum. Ben bunu böyle alacaksın. Oh. Oh içim yağları eridi. Dur gelsin de sonraya bırakayım. Çok şekerler. Çok. Kimse alınmasın da ben bu kutuyu öbüründen daha çok sevdim galiba. Yani ikisi de tatlı tabii ki ve içi, yani içinden çıkan şeyler tabii ki farklı. Ama galiba şu aynı bundan bu tarz. Ama bu artık her yerde bu şey soft şeyler. Ne bunun adı? Buna bir şey diyorlar. Unuttum şimdi. Japonya'da falan bildiğim kadarıyla çok şey, ne bileyim herkes alıyor falan. Aa, bu kokuyor abi. Donat kokuyor. Yalayacağım şimdi. Bayağı çikolatalı donat kokuyor. Oğlum yenecek. Yesen mi? Yok. Plastik. Ay öleceğim galiba. Ay kanserojen yedim. Aa çok, aa çıldıracağım, çok güzel kokuyor. Neyse. Abi silgi efsane ya. Buna hasta oldum. Ben bunu kullanmaya kıyamam ki. Şunu da kullanmaya bayağı bildiğin kıyarım yani. Lip balm'u. Bir sürü şey mi aldı yine benim? Kendi kulaklarımı ayırayım da. Bu böyle kalsın burada. Şey. Güzel. En çok şu post-it'e hasta oldum. O kadar tatlı ki içinde oturuyorlar ya. Çok şeker. Efendim, Wuhu Box. Wuhu Box gerçekten. Ona mailde de kendilerine de yazdım. Yani gerçekten bana Wuhu dedirtiyorlar yani. Ben gerçekten hani bir şey vardır yani. Bazı markalar vardır veya ne bileyim bir dükkan vardır sizin beğendiğiniz markadan, ne bileyim evinize yakın, ne bileyim evinize yakın diye o mağazaya gitmeye başlamışsınızdır, sürekli alışveriş yaptığınız bir yerdir, ondan sonra ne bileyim taşınırsınız falan ama hala uzak bile olsa aynı mağazadan alışveriş yapmaya giderseniz ya, sırf içindeki bir çalışanı sevdiğiniz için. Wuhu Box aynı onun gibi oldu benim için. Yani normalde şunu almak istemesem bile, hani ne bileyim mesela birine hediye almak istediğimde falan filan kesinlikle Wuhu Box'tan alırım bu saatten sonra. Çünkü o kadar tatlılar ki. Yani günümüzde gerçekten özellikle mail üzerinden bu işler yapılmaya başladığından beri. Yüzlerinin dışında. Yani mail zaten soğuk bir ortam. Hani okey zaten belirli bir resmiyet olması gerekiyor. Çünkü zaten karşındakini tanımadan, yüzünü görmeden, etmeden zaten muhatap almak zorundasın vesaire ama. Hani hem çizgiyi koruyup hem de samimiyeti bulabilmek çok zor. Ve o kadar şekerler ki anladığım kadarıyla, yani ben şu an muhtemelen tek bir kişiyle mailleştim.
Ama yani şu an bütün şirket arkadaşlarım yani. O kadar sevimliler ki, o kadar tatlılar ki ve sürekli işte yani artık işimiz gücümüz olmasa bile yani her şeyimizi halletmiş olmamıza rağmen bana tekrar mail attılar. Acaba iyileştiniz mi, sizi merak ettik, nasılsınız falan diye. Ben böyle şoklardayım yani. Resmen aşığım. Wuhobox. Kalp 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 kalp. Gerçekten bir gönül sahibi oldunuz yani. Gerçekten her şey için çok teşekkür ediyorum. Wuhobox bütün bu sevimlilikleriyle kalmayıp size bu kutulardan bir tane hediye edecek. Çekiliş yapacağız tabii ki. Bu çekilişin detaylarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Lütfen oraya tıklayın. Bunun dışında Ocak ayı kutusu için şimdilik sizlere bay bay diyorum. An yok demiyorum. Bay bay diyorum. Çünkü videonun sonu değil. Şimdi de bana geçen ay yolladıkları kutuyu izleyelim. Onun çekimini daha önceden yaptım. Ancak editleyememiştim. Araya bu da bu kutuda yolda olunca vesaire ikisini bir arada yaparız dedik. Şimdi öbürünü izleyin. Geçmişteki senem bugünkü size anyong diyecek. Açıyorum. Aralık kutusu. Uhubax. Aralık kutusu. İçinde ne olduğu yazıyor. Aa, ben bunu tanıyorum bir yerde. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Şu an şaşırdım çünkü listede yazmıyor ama Wuhobox bana bunu yolladığında hoşunuza gidebilecek birkaç şey ekledik sürpriz olarak sizin ve takipçileriniz için demişti. Demek ki onlardan biri bu. Tanıdık geldi mi? EXO. EXO'lu kale. Bakıyorum listeye. Yok listede. EXO'lu kale. Zaten buradan açıldı. Kutu buradan açıldı. Yan yerim. Yan yerim. Kalem. Kalemcikler. Bir ayrı ayrı. Ha. Yeni yıl süslemeli ahşap kalem. Ya aşkım var burada da var aşkım. Burada da var. Aşkım. Burada da var aşkım. Totora takvim. Ah takvim. Açacağım. Ya çok tatlı. Başka? Bu ne? Sürpriz bitki tebrik kartı. Sürpriz derken. Ya! Saksıdan çiçek çıkıyor. Böyle tebrik kartı. Zarfı da var minnoş. Japondu. Evet, Japonca. Totoro da zaten herhalde. Sen kimsin? Noel değil bu. Kardan. Kardan adam. Sen. Ciddi olamazsın. Sen kurabiye misin?
kurabiye. Yiyeceğim. Ay kartaneleri de var. Şeker gibi. Yiyorum. Çöktüm. Kandan adamı yedim. Devamını sonra yiyeceğim. Zaman göstergeli post-it. Çok tatlı. Çok güzel. Bunun saatini çizip ona göre organize yapıyorsun defterinde. Çok tatlı. Aa, karttan bir tane daha çıktı. Tebrik kartından. Bıyıkları var. Ya yerim. Kolye. Zencefilli kurabiye adam kolye. Ve ha, bunlardan daha da varmış. Biraz da anlayacaksınız ne olduğunu söyleyeyim. Canvas çanta. Nerede? Robikler canvas çanta. Aynısınız mısınız ki ne? Bir dakika. Değilmiş. Çok tatlı. Çok tatlı. Öleceğim. İçinden o kadar da sürpriz yapmayayım deyip içine boş tabii ki taneler. Ama bundan fazlası da var. Bundan fazlası da var. O da bana bu kanvas çantalardan iki tane daha yollamışlar. Videonun başında söylediğim gibi ekso kalemi gibi. Hoşunuza gidebilecek birkaç bir şey ekledik demişlerdi. Onlardan biri yine eksolu çanta. Öbürü de VIP'li çanta. Herkese woohoo bir gün diliyorum. Bazen ne kadar saçma salak bir insan olduğumu artık hepimiz biliyoruz değil mi? Buna alıştık. Annyeong. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong.